Evde kaldım dedim bugün. Stüdyoya gitmeye çalışmaya. Boş dururken bari bir video yapayım dedim. Şimdi son 7-8 ayın bir muhasebesini çıkardım aklımdan. En son 8 ay önce çalışma yapmışım. Orada kaldım. Olcay'a baya bir zaman harcadık. 5-6 ay. Ona videolar çektim. 1-2 tane. Kaç tane? 2 tane video çektik. 5-6 şarkı yaptık. İşte yani tartışılır iyi kötüdür. Ama belli bir mesafeyi kat ettik. Ama o ihtiyacımız olan o şarkıyı yapamadık maalesef. Bir sebepten tutulamadık yapamadık o çalışmayı. Şimdi devam ediyor o da. Bir aydır çalışıyor, bir ara verdik. Gidiyor stüdyo. Bu da bir noktadan sonra hani yani rutine bindiği zaman insan bazı şeyleri özlediği anda daha bir farklı sarılabiliyor. Ama rutine bağlarsan bir işi sıkıcı gelmeye başlar. O da acayip bir şey. Kaan'la geçen bir çalışma kaydettik. O da benim bestemdi. Ama bir aranje ettik. Onu şu anda dijitalde yayınladık. Bu kaçıncı diye bir ara bir parça. İşte hani aklımızda şöyle Kaan'la olacağım bir feat. Öyle bir şey olabilir. Öyle bir feat yapabiliriz. Tabi arkadaş 8 aydır müzik yapmamışım. Altyapılar falan yazdım. Burada işte bazı halk müziği işte sanatçıların altyapılar yazdım. İşte onlara video klipler falan çekiyoruz. Bu kış tabi çocuk rahatsızlandı. Onunla uğraştık biraz hastaneler falan. Yani bu kış böyle geçti. Yine 5-6 tane başlayıp da bitiremediğim çalışma oldu. Bunlardan şu anda 2-3 tanesi hatta 4 tanesi hani böyle tık diye bir dokunsam gidecek %70'i hazır. Bu şeyde boğulan kameranın özelliği de varmış. Bu arkadaşlar bu Ege Denizi'nde boğulan o Diyarbakırlı kemancı ona bir şarkı yapmak istiyorum. Bir de bir Suriyeliydi galiba. Suriyeli bir Kürt müydü veya orada gelen bir çocuk geçen yaz boğuldu. Sahile vurdu. Orada Ege Denizi'nde o ya, bu iki arkadaş için ben bir şarkı yapmak istiyorum. İnşallah onu başladım şu anda. Kaan'dan da biraz yardım isteyeceğim. Yani öyle bir çalışma yapmadım bugüne kadar. Bugüne kadar öyle bir çalışma yapmadım. Neden yapmadım yani? Çok büyük eksiklik benim için. Ama yapacağım inşallah. O çalışmayı yapacağım. Şu anda plan projem bu. Tabi cipsi bir tane yani cipsilere devam ediyorum. Cipsilere mecbur devam edeceğim. Çünkü hani cipsilerin dışında dinlenmiyor çalışmalar. İstediğim rakamı yakalayamıyor. Yani sıkarım adama bile kaç sene önce yaptık hala dinleniyor. 100 bin ayda 100 binden fazla bir reytingi var. Şu anda bir anda arttı. YouTube'da ön tarafa mı çıkartmaya başladı? Ne yaptı çalışmayı? Baya bir reytingi arttı yani çalışmanın. Güzel gidiyor. Onun dışında işte yaz gelecek. Düğünlerde falan çalacağız. Çocuğuma düğün yapacağım. Eylül ayında inşallah. Ölmezsek sağ kalırsak. Orada çocuğuma düğün yapacağım. Habib çalacak çocuğumun düğününde. Oralar tam bir klarnetçi de tuttuk. İnşallah güzel güzel bir düğün olacak. Aile arası yapacağım. Çok da insanı davet etmeyi de düşünmüyorum düğüne. Biz bize kalabalığı sevmiyorum. Öyle bir düğün yapacağız. Yani ben bu videoları neye çekiyorum? Biraz da hani şey yazmak gibi düşünün. Hani gerçi ben kitaba da yazarım da deftere. Hatıra defteri gibi düşünün. Ya bu videolar kayboluyor, biz sahip çıkamıyoruz. YouTube'a yüklüyorum onları. Hem millet de
Belki de yaşadıklarımızı merak ediyor. Hem öyle hem zaman tüneli gibi. Zaman ilerliyor arkadaşlar. Bugün var, yarın yok. Hatıra kalır geçmişte. İşte gelecekte bizi merak edenler. Ne yaptı, ne etti işte o günlerde, veyahut da ben geri dönebilirim. Bu tarihte ne yaptım, ne ettim diye. Bana da bir hatıra defteri olarak da düşünüyorum bu videoları. Yoksa bunlardan hani öyle işte reklam kasayım, bir prim yapayım falan değil de. Daha çok böyle. Yani olay bu. Çalışmalar devam edecek. Cipsin dibine kadar vuracağım. Rap de karıştıracağım içine. Rap, cipsi, köçek. Daygaz, daygaz, daygaz. Onu yapacağım onları. Bomba yapacağım. Yapmak zorundayım. Kapatıyorum bu videoyu burada ya. Yeter ya.